Bronşiolit, küçük çocuklarda sık rastlanan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Peki bronşiolit tam olarak ne demek ve soğuk algınlığından nasıl bir farkı var? Bu soruları cevaplamak için öncelikle bronşiolit kelimesini parçalayalım. Bronşiolit kelimesi iki parçaya ayrılabilir. Bronşiol ve it. Bronşiol akciğerlerdeki anatomik bir bölgenin adıdır. Size bunu tarif edebilmek için bir solunum yolları şeması göstereceğim. Evet, boğazın yukarısındaki mavi ile gösterilen bu kısım ağız boşluğu yani oral kavite ve burun boşluğu yani nazal kavite. Burası bizim üst solunum yolumuz. Aşağı doğru inince soluk borusu ve akciğer dokusuyla karşılaşıyoruz. Yani buralarda alt solunum yolları oluyor. Soluk borusundan aşağılara indiğimizde bronşlara giriyoruz. İşte burada en uçlarda karşımıza çıkan dallara bronşiyol adı veriliyor. Bronşiyolitin bronşiyollerle ilgili bir şey olduğunu muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Peki ama kelimenin sonundaki it ne anlama geliyor? Tıpta sonu itle biten sözcükler genellikle enflamasyonu yani iltihaplanmayı ifade eder. Peki enflamasyon ne demek? Enflamasyonu tarif etmek için şöyle bir örnek vereceğim. Diyelim ki bu adam kafasını bir yere çarpmış olsun. Bir süre sonra ne olur? Çarptığı yerin iç kısmı şişer. Burada böyle küçük bir şişkinlik meydana gelir değil mi? Bu bölge şişer, kızarır ve acır. Hatta birazcık da ısınır. İşte bu saydığımız şeyler enflamasyonun karakteristik özellikleri. Acı, hassasiyet, sıcaklık ve kızarıklık. Demek ki enflamasyon vücudun zarar gördüğünde ve hasar aldığında verdiği tepkidir. Bronşiolitte de bu tarz bir enflamasyon bronşiyollerde oluşur. Bunu size şöyle göstereyim. Burada bronşiyollerin yakınlaştırılmış bir görselini görüyorsunuz. de bunların enflamasyonu söz konusudur. Tamam. bronşiolit bronşiyollerin enflamasyonu yani iltihaplanması demek. Artık bunu öğrendik. İyi de bronşiolite ne sebep oluyor? Bronşiolit viral bir enfeksiyon ve bronşiolite neden olan en yaygın virüs respiratuar sinsityal virüs olarak biliniyor. <laughs> Ama telaffuzu biraz zor olduğu için buna kısaca RSV diyeceğiz. RSV solunum yollarına girerek bronşiolite neden oluyor. Mesela enfekte bir bireyin öksürerek virüsü havaya saçması, sonra da bu arkadaşın o virüsle havayı soluması virüsün onun da solunum yollarına girmesine neden olabiliyor veya kişi virüsün bulaştığı bir cisme dokunup sonra da elini ağzına götürürse virüs bu şekilde de kişinin solunum yoluna girebiliyor. Bronşiolit ilk olarak üst solunum yolunda enfeksiyon ve enflamasyon olarak kendini gösteriyor. Yani bronşiolit, bronşiollerin enflamasyonu demek olsa da başlangıçta üst solunum yollarında bir enfeksiyon ve enflamasyon olarak ortaya çıkıyor. Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Çünkü bronşiolitin ilk belirtileri ve bulguları burun akıntısı ve burun tıkanıklığıdır. Şimdi bu noktada bronşiolitin tıpkı soğuk algınlığına ve nezleye benzediğini düşünüyorsanız çok haklısınız. Çünkü soğuk algınlığı ve nezle de üst solunum yollarında viral bir enfeksiyon sonucunda gerçekleşir ve aynı belirti ve bulgulara neden olur. Ama bronşiolitte virüs üst solunum yolundan alt solunum yoluna oradan da bronşiyollere kadar ilerler ve orada bir enfeksiyon meydana getirir. Yani bronşiyoliti soğuk algınlığından ayıran şey budur. Ayrıca bronşiolitin bronşiyollerde yarattığı enfeksiyon ve onun sonucu olan enflamasyon bronşiolite özgü birkaç semptomun daha ortaya çıkmasına neden olur. Bu semptomlar öksürük ve hışıltıdır. Yani ıslıklı solunum. Şimdi öksürük üst solunum yolu enfeksiyonlarında da meydana gelebilir. Çünkü enfeksiyonun yol açtığı bir takım salgılar solunum yolundan aşağı akar ve bu da solunum yolunu irite ederek öksürüğe yol açar. Ama hışıltı sadece alt solunum yolunda bir hastalık varsa söz konusudur. Yani hışıltı bronşiolitin çok önemli bir belirtisidir. Çünkü alt solunum yolunda bir şeylerin ters gittiğine dair bir işarettir. Şu ana kadar saydığımız bu semptomlar sanki o kadar da kötü değiller değil mi? O halde. Nedir bu bronşiolitin olayı? Hemen söyleyeyim. Bazen bronşiolit olan bir çocuğun akciğerleri oksijen almakta zorlanır. Bu da bazı sorunlara yol açar. Göstereyim bu neden oluyor. Şimdi bu kısmın vücutta oksijen alışverişinin gerçekleştiği yer olduğunu düşünün. Hava buraya ulaşmak için bronşiyöllerden geçmek zorunda. Ama bronşiolitte enflamasyon bazen o kadar ciddi boyutlara ulaşır ki bronşiyöller tıkanır. Dolayısıyla hava akciğer dokusuna nüfuz edemez ve oksijen buralara ulaşamaz. Havadaki oksijen akciğer dokusuna ulaşamazsa kana da karışamaz. İşte bu duruma hipoksemi deniyor. Çocuğun vücudu bu durumda düşük oksijen seviyesine uyum sağlamak için iki şey yapar. Kalp atış hızını ve solunum hızını artırır. Kalp atışı ve solunumdaki bu hız artışı bol miktarda enerji gerektirir çocuk bu yüzden zamanla yorulur ve durgun uykulu görünmeye başlar bronşiolitte uyku hali de çocuğun çok hasta olduğuna bir işarettir dolayısıyla kalp atışında hızlanma nefes almada güçlük veya aşırı derecede uyku hali gibi semptomlardan herhangi biriyle karşılaştığınızda doktoru arama vakti gelmiş demektir çünkü çocuğun hastanede tedavi altına alınması gerekebilir evet Artık biliyoruz ki bronşiolit viral bir enfeksiyon nedeniyle bronşiyollerde oluşan enflamasyona verilen ad. Peki bronşiolite yakalanma olasılığını artıran risk faktörleri neler? Bronşiolit viral bir enfeksiyon olduğu için en yaygın risk faktörleri elbette virüsle temas halinde olmayla alakalı olan faktörlerdir. Mesela çocuğun, hasta çocukların yakınında olması büyük bir risk faktörüdür. Bunu hastalarla temas diye not ediyorum. Virüs enfeksiyonunu kolaylaştıran bir diğer risk faktörü de mevsimdir. RSV'nin en yaygın olduğu dönemler sonbahar ve kış aylarıdır. Bu bilgi biraz yanıltıcı olabilir. Ee, şöyle ki RSV'nin en yaygın olduğu dönemin sonbahar ve kış ayları olmasının nedeni çocukların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeleridir. Bunun içinde bu aylarda hastalar kişilerle daha çok temas halindedir. Yani bu madde daha çok hastalarla temasın bir alt maddesi gibi. Yine de çocukların RSV'ye en çok sonbahar ve kış aylarında yakalandığını bilmek faydalı bir şey. Peki diğer risk faktörleri neler? Mesela bronşiolite neden olan RSV enfeksiyonu önce üst solunum yolunda baş gösterdiği için eğer çocuğun bağışıklık sistemi düzgün çalışmıyorsa enfeksiyon olasılığı da artar. Evet, bunu da yazıyorum zayıf bağışıklık sistemi. Şimdi bir de daha ziyade alt solunum yoluyla ilgili olan risk faktörleri var. İlk olarak yaştan bahsetmek istiyorum. Çünkü bronşiolitin en yaygın olduğu yaş aralığı 2 yaş altıdır. Bir diğer faktör prematüre doğum. Prematüre doğan çocuklarda, özellikle de gebeliğin 35. haftasından önce doğanlarda akciğerler zamanında doğan çocuklarınki kadar iyi gelişmemiştir örneğin bu çocukların solunum yolları daha dardır. Bu enflamasyon solunum yolları ve bronşiyollerde oluştuğu için bronşiolit olan prematüre çocuklarda solunum yolu iyice daralır ve hava geçişi daha da zorlaşır. Yani solunum yolunun zaten dar olduğu bir durumda daha ufak bir enflamasyon bile hava akışını engelleyip az önce bahsettiğimiz hipoksemiye yol açabilir. Alt solunum yolunu etkileyen bir diğer risk faktörü de önceden var olan bir akciğer hastalığı olabilir. Son olarak sigara dumanına maruz kalma konusuna değinmek istiyorum. Sigara dumanına maruz kalmak alt solunum yollarında küçük hasarlara yol açar. Dolayısıyla sigara dumanına maruz kalan çocuklarda zaten küçük bir miktar enflamasyon olacaktır. Pasif içiciliğe bağlı gelişen bu küçük çaplı enflamasyon da bu çocukları bu bölgedeki enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirecektir. Evet, şimdi hepsini toparlayacak olursak. Bronşiolit, özellikle 2 yaş altı çocuklarda çok yaygın görülen bir solunum yolu enfeksiyonu. Bronşiolitin ne olduğunu hatırlamak isterseniz, sözcüğü parçalarına ayırmanız yeterli. Yani şöyle hatırlayabilirsiniz, bronşiolit, bronşiollerin enflamasyonu demek bronşiyoller solunum yolunun akciğer dokusundan önceki son kısmını oluşturuyor ve bu enflamasyon viral bir enfeksiyondan kaynaklanıyor. Bu virüslerin en yaygını RSV. Hastalık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük ve hışıltı ile kendini gösteriyor.